Gerçekten Antalya'nın havası farklı. İnsan havalimanından çıkınca kendini böyle bambaşka bir havada hissediyor, iyi hissediyor, enerjik bir şehir. Siz de ilk turdan bu yana şehirde ilçe ilçe geziyorsunuz. İlk turla beraber saha size ne söyledi? Ben onunla başlamak istiyorum. AK Parti'nin kurucuları arasındasınız. Dolayısıyla tüm bu AK Parti süreci boyunca çokça seçim gördünüz. Bu seçim size ne söyledi? Teşekkür ediyorum. Antalya'nın en güzel zamanında geldiniz Antalya'ya öncelikle. Temmuz ve Ağustos ayında nem oranı biraz Evet, yüksek biraz oluyor. boğucu bir sıcağı Biz oluyor. tabii yayla çocuğu olduğumuz için o aylar bize de biraz sıcak ve nemli geliyor. Bir yangın olduğu zaman gerçi nem azalmıştı. %4'lere kadar düşmüştü. %10'un altındaydı. Bir de sonbaharda çok güzel olur Antalya. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok Tabii teşekkürler. şöyle 21 yılı gözümün önünden bir geçirdim. İlk seçim kampanyamı da hatırladım. Acemiydik o zaman tabii. Kaş'a kadar giderdik gündüz. Akşam Alanya'ya canlı yayına yetişmeye çalışırdık. Böyle seçim koordinasyon merkezleri olmazdı. Ama her seçimde seçim yöntemlerin de biraz değişmesi gerektiğini görüyoruz, değiştirmeye çalışıyoruz. Yani eski seçim kampanyaları artık bugün için çok geçerli olmayabiliyor. Mesela eskiden çok gürültü olurdu. Tabii. Bu seçim kampanyası bizim açımızdan, AK Parti açısından çok gürültülü olmadı. Mitinglerimiz bir iki defa şehirde böyle bir selamlama yaptık ama bazı adayların araçlarından ciddi müzik geliyordu, gürültü geliyordu. Turizm bölgesinde tabii sezon başladı. Tabii Antalya çok büyüyor. Seçmen profili de değişiyor. Yani Türkiye'nin her yerinden insanlar var Antalya'da. Turizm ve Tabii. özellikle sanayi, tarım ciddi bir şekilde büyüdüğü için dolayısıyla gitmeniz gereken insan sayısı da çoğalıyor. Antalya zaten bir uçtan bir ucu 640 kilometre. Buradan çıkın Ankara'ya 540 kilometre. Yani bir 100 kilometre daha uzunlukta, bir de içeriye doğru 120 kilometre içeriye doğru gitmeniz gerekiyor Toroslar'ın arkasında. Tabii Antalya'da hem turizm var, tarım var, dağın arkası var, bir de sahil bölgeleri var. Seçmenlere baktığımız zaman tabii çokça sayıda parti buradan milletvekili çıkardı. Eskiden ilk dönemde AK Parti ile CHP, şimdi MHP var, İyi Parti var, HDP de buradan bir milletvekili çıkardı son dakikada. Dolayısıyla seçmen profiline baktığımız zaman orada da bir çeşitlilik var. Sonuçta insanlar istikrar istiyor, huzur istiyor, ülkemizin büyümesini istiyor ama sorunları da çok açık bir şekilde söylüyorlar. Sandık mesajı buydu diyorsunuz. İstikrar istiyor insanlar ama Evet, aynı sorunlar var. zamanda tabii Antalya'da kira fiyatlarının da fahiş artışları olduğu için vatandaşlarımızın ciddi şey oldu. Sıkıntılar oldu. Sıkıntısı var, bunu biliyoruz. Diğer taraftan enerji altyapısı da ve diğer büyük şehir kanalizasyon dahil altyapı çalışmalarında da bu gelişmenin gerisinde kaldığımızı da sahaya inince bir kere daha gördük. Yapmamız gereken tabii epeyce önemli işler var. Alanya-Antalya yolu artık kaldırmıyor. O yol ölüm yoluydu, biz yaptık ama şimdi Haziran ayında otoban ihalesine de çıkacağız. Yani altyapısına biraz daha yatırım yapmamız lazım. Arıtmada biraz sorunlar olmaya başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız içinde bulunduğumuz bu bölge dahil, bugün Kemer bölgesindeydik. Oralarda da arıtmaları yapıyor. Mavi bayrak bakımından dünyada birinciyiz şehir olarak Antalya. Yani sonuçta Antalya'nın büyümesi kaçınılmaz. Bu büyümeyi geriden takip etmememiz gerekiyor. Hem devlet olarak hem yerel yönetimler olarak. Antalya artık diplomaside de biliyorsunuz bir marka haline geldi. Sizin Antalya Dışişleri Diplomasi Forumu. Bakanlığınız döneminde burada Doğru. çokça Antalya Diplomasi Forumu'nda dahil etkinlik de yapıldı. O açıdan ben de bir diplomasi muhabiri olarak o dönem hepsini takip ettiğim için biliyorum. Peki ikinci turu bekliyor muydunuz Sayın Bakan? Şimdi %49,5, 49,5 aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu beklediğiniz bir oran mıydı ve ikinci turu öngörmüş müydünüz? Şahsen ben %52 bekliyordum. Beklediğinizden Yani daha genelde düşük. anketlerde baktığımız zaman onun %1-2 üzerinde
51 bandında gidiyordu son zaman. 49,5 ile 51,5 arasında gidiyordu. 52 bekliyordum ben. Hı hı. Ama halkımızın iradesi bu yönde oldu. Hı hı. Akşam sandıklar açılınca, önce tabii biliyorsunuz Doğu, Güneydoğu ve işte İç Anadolu'dan oylar gelmeye başladı. Sonra batıya doğru İstanbul vesaire. Orada kıl payı ya geçeriz ya ikinci tura kalırız diye bir tahminde bulunmuştuk. İlk açıldığında mı o tahminde bulunmuştunuz? Yani şöyle söyleyeyim, ilk 45 dakika sonra da öyle bir tahminde bulunduk. Kıl payı ya geçeriz, %50 artı 1 olur ya da kıl payı ikinci tura kalır demiştik. Kıl payı ikinci tura kaldık. İkinci turla ilgili neyi bekliyorsunuz? Yani burada belki bir oranda sormak istemiyorum ama şimdi Millet İttifakı diyor ki maç 0-0'dan başlıyor ve bu bir referandum değerlendirmesini yapıyorlar. Sizin için de maç 0-0'dan mı başlıyor? Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın rehavete kapılmayın mesajı da olmuştu seçmene. Bu açıdan da soruyorum. Kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Kapılmamamız lazım. Bu sandıktır, seçimdir. Ve sandıkta millet karar verir. Ama şu da bir gerçek ki millet teveccühünü Sayın Cumhurbaşkanımız daha gösterdi. Yani Cumhurbaşkanımızın seçilmesini istedi milletimiz. Kıl payı ikinci tura kaldık ama öyle 0-0 değil. Rakamlar ortada. Şimdi kelime oyunu yapmayalım. Bu bir referandum falan da değil. Her seçim ona bakarsak bir referandumdur. İlk turu da referandumdur. Eğer bu değerlendirmeden gidecek olursak muhalefetin. Muhalefet şimdi biraz paniklediği için farklı boyutlara çekmeye çalışıyor. Ama bu bir seçimdir. Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verecek. İlk turda bir meyil gösterdi ama ikinci tura kaldık. İkinci tur. Elbette hiçbir seçimin garantisi olmaz. Dolayısıyla rehavet olamaz. Yurt dışında bakıyoruz seçmenlere. Sandıklara koşa koşa gidiyor. Daha da güvenle gidiyor tabii. Özellikle Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenlerin sandıklara böyle koşar adım gittiğini görüyoruz. Ama bize oyun az çıktığı, Kılıçdaroğlu'na ya da başka adaylara oyların daha çok çıktığı ülkelere bakıyoruz. Orada da biraz azalma olsa da aşağı yukarı aynı sayıya ulaşılacak gibi. Yani rehavet yok. Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Biz şimdi yaylaya giden vatandaşlarımızın bile o gün burada gelip oy kullanması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Nasıl yapacaksınız? Ringler gibi bir metotla mı getireceksiniz? Tabii şimdi yaylaya giden insanın ya hayvanı vardır. Aileden birisi oy kullanır. Sonra gider. Sonra muhalefete de buradan kopya vermiş olalım. Onlar da faydalansın. Önemli olan kime oy verdiği değil. Önemli olan vatandaşın bu hakkını kullanması. Onu da kolaylaştırmamız lazım. Biz şimdi yaylaya gittiğimiz zaman orada sen şu partiye veriyorsun, aşağı yukarı küçük yerlerde bilinir. Sen bize vermiyorsun, o yüzden seni götürmeyiz olmaz. Gelmek isteyen herkese yardımcı olmamız lazım. Bu tür hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Gelsinler, oylarını kullansınlar. Ya da yayla zaten yakın olan yerler de var. Mesela geçen Gazipaşa'daydım. Bizim en doğudaki ilçemiz. 1,5 saatlik bir uzaklıkta Gazipaşa'nın yaylası. Sonuçta aileden birisi gider. O arada hayvanlara bakar. Ya diğeri da yayladan. Orası da boş bırakılmaz. Yani şöyle anlaşılıyor. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı seçmenini sandığa götürmek üzerine bir politika izliyor ki o pasta büyüsün, katılımı artsın gibi görünüyor bana. Normal. Bu doğal. Doğal. Şöyle. Katılım oranı da çok iyi oldu. Evet. Dünyaya da bir demokrasi dersi verdik aslında. Yani Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü. Çünkü ileri geri yorum yapıyorlar. Ön yargılı bir şekilde. Onu da katılma oranıyla bir mesaj verildiğini hem olgunluk, hem milletin iradesine herkesin saygı duyduğu görüldü içeride. Yani seçim gecesi bir sürü ileri geri kazandık vesaire çarpıtıcı şeyler oldu. İnan eminim onlar da pişman olmuştur. Yani yanlış bilgilendirmeden dolayı gerçek dışı işte kazandık vesaire oylarımız bu diye. Onların dışında öyle görüyor ki herkes bu seçim sonuçlarına saygı duyuyor. Başta biz olmak üzere her ne kadar kıl payı ikinci tura kalsak da saygı duymak durumundayız.